Selamun aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Son gelişmelerle karşınızdayız. Kardeş ülkede çok az sayıda gelişme var. Öncelikle oraya gidelim. 2020 Dağlı Karabağ operasyonu an itibariyle sona erdi. Burada tabii ki de en büyük kazanan kardeş ülke Azerbaycan oldu. Kurtulmuş topraklar şeklinde beyan edilmiş. Yine bir diğer kazanan Rusya oldu. Bölgede artan askeri varlık nedeniyle diğer bir kazananın Türkiye olduğu aktarılmış. Bölgede jeopolitik denge değişti. Kaybedenler ise İran ve Ermenistan oldu. İran şimdi bölgedeki yeni jeopolitik gerçeklikle uğraşmak zorunda kalacak. Ermenistan'ın zaten neden kaybettiğini biliyoruz. Milletvekili Vahit Ahmetov'dan önemli açıklamalar geldi. İşte bizim de duymak istediğimiz şeyler bunlar. Hocalı, Hankenti, Hocavent, oralar bizim topraklarımız. Azerbaycanlılar gidip oralarda yaşayabilecekler. Bunun için yoğun çalışmalarımız başlıyor şeklinde bir açıklama yaptı. Bugün kahraman Azerbaycan ordusu Hocavent bölgesinde Ermenistan'dan kurtardığı Aziz, Akaku ve Ağbulak köylerinden İlk kez görüntüler paylaştı. Onu da videonun sonuna eklerim. Ermenistan Başbakanı Paşinyan ise barış anlaşmasını imzaladıktan sonra ilk kez bir video mesaj yayınladı. Burada barış anlaşmasını imzalamasaydım 20 bin Ermeni askeri Azerbaycan ordusu tarafından kuşatılmış olacaktı şeklinde bir açıklama yaptı. İşin ilginci, Ermeni basınının televizyonda bunu canlı olarak yayınlamadığı aktarılmış. Normalde canlı yayında açıkladı. Bugün Orsan Başkanı Profesör Doktor Ahmet Uysal, Karabağ Anlaşması'nın stratejik önemi yeterince anlaşılmadı sanırım. Bu anlaşmayla Orta Asya'ya karadan yolumuz açılıyor ve kısalıyor. İran'a mahkum olmaktan çıkarız, ihracatımız hızlanır, maliyet düşer, Nahçıvan, Karabağ ve Azerbaycan ekonomisine katkısı olur şeklinde bir değerlendirme yapmış. Diğer gelişmelere bakalım. Mevlüt Çavuşoğlu'ndan bir paylaşım geldi. Veda ziyaretinde bulunan Gana Büyükelçisi Salma Mansal ile ülkelerimiz arasındaki ilişkilere katkılarından dolayı teşekkür konuşması yaptık şeklinde bir paylaşım yapılmış. Akdeniz'de Mısır Donanması ile Kraliyet Donanması arasında ilk kez gerçekleştirilen T1 müşterek amfibi tatbikatından fotoğraflar paylaşıldı. Tatbikata Birleşik Krallık Mısır Deniz Görev Grubu'na yardımcı olmak için 2 tane F-16 jetinin katıldığı yazılmış. Yine Yunan basını sözde adalarına ait deniz alanından geçen 3 Türk devriye botumuza ilişkin uydu görüntüsü paylaştı. Görüntü bugün paylaşılmasına rağmen 8 Kasım'a ait, zaten yukarıda da yazıyor. Bugün Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Yunanistan ve Mısır, Joe Biden yönetimindeki ABD'nin Doğu Akdeniz meselesine daha kararlı bir şekilde müdahalesini memnuniyetle karşılar şeklinde açıklamalar yaptı. Her zaman diyoruz, bunlar devlet değil devletçik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidiyoruz. Yerli otomobil Günsel'in test sürüşleri resmen başladı. Anadolu Ajansı'nda bununla ilgili bir haber paylaşılmış. Hayırlı olsun diyelim. Libya'ya gidiyoruz. Uluslararası Barış Misyonu'nun gerçekleştirdiği askeri komite toplantılarında yapılan 5+5 görüşmelerle ilgili Libya Ordu Sözcüsü Havacı Albay Muhammed Kanunu'dan açıklamalar geldi. Burada hemen araya gireyim. Hafter'le resmi ordunun Sirte'de toplantı yaptığını dün söylemiştik. Bununla ilgili ordu sözcüsü, Sirte kentinde 2 havalimanı olmasına rağmen askeri heyetimizin uçağı neden toplantıya gitmek için Sirte'nin 170 km doğusuna indi, bunu bir düşünün. Mevcut diyalog müzakerelerinin herhangi bir formunda veya içeriğinde varlığını reddettiğimizi belirttiğimiz Hafter'in adamlarının sabıka sicillerine ilişkin sayısız çekinceye rağmen neden komitede bu kişilerin yer aldığını anlayamıyoruz. Sirte bölgesinde Cufra'ya yapılan askeri hareketler bölgeyi milislerden tahliye etme niyetini göstermiyor ve misyon da bundan habersiz değil. Sirte'de olanlar ileriye doğru bir adım olarak değil, geriye doğru bir adım olarak görülmektedir. Durum düzeltilmezse görüşmelerin meyve vermeyeceğini söylemeliyiz şeklinde sert bir açıklama yaptı ki tamamen doğruları söyledi. Bu 5+5 görüşme yapılırken aslında ilginç bir fotoğraf Sirte Cufra Öfke Volkanı Operasyon Odası tarafından paylaşıldı. Dikkat ederseniz çatıda Rusları görmektesiniz. Toplantının yapıldığı alanda Rus askerleri çatılarda bekliyor. Bununla ilgili görüşmeler de ortaya çıkmış. Dikkat ederseniz Ulusal Mutabakat Hükümeti fedakarlık yapıp Hafter'in bulunduğu Sirte'ye geliyor. Ama onların karşılayış biçimi de gerçekten hiç hoş olmamış ki zaten Hafter'den de bu beklenir.
Diğer haberlerde ise Etiyopya Tigraylara karşı bir operasyon başlatmıştı. Eritre'nin de Tigrayların bazı topraklarını almak istediği biliniyor. Neredeyse ilk kez Sentinel-2 uydu programında İlyashin 76 Eritre'de görüntülendi. Gerçekten ilginç bir gelişme olmuş. 2020 yılında tabii ilk kez görüntülendi. Dolayısıyla Eritre'nin sevkiyat aldığı aktarılmış. Burada Birleşik Arap Emirlikleri Hava Kuvvetleri, birçok uçuşla Eritre'ye geldiği aktarılmış. Yine benzer şekilde bilindiği gibi Etiyopya ile Mısır düşman. Dolayısıyla Mısır'ın da Sidi Barani hava üssünden C-17A ve 2 adet İlyashin 76 ve Antonov 124 uçaklarının Eritre'deki bölgeye geldiği ifade edilmiş. Fakat bununla ilgili uydudan bir fotoğraf paylaşılmamış. Dediğimiz gibi Mısır, Etiyopya'ya düşman Hedasi Barajı yüzünden. Bir diğer gelişmede ise Rusya, Kaliningrad'da büyük bir tatbikata başladığını duyurdu. Burada Rusya'nın çok nadir görünen bir aracı da dikkat ederseniz fotoğraflara yansımış. Evet dostlar, son gelişmeler bu kadardı. Sizleri Azerbaycan ordusunun bugün yayınladığı son videolarla baş başa bırakıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.